Hey arı, bu küreği al ve yol kenarına otur. Bir saat içinde dolacak. En azından biraz faydası olur. Kapa çeneni Seşa. Sen kapa çeneni. Bu kürenin büyüsü bitti işte, bitti. Kaseyle oynamaya devam edersek hiçbir şey yapamayız. Küreyi değil, başka bir şeyi. Yani beyninizi kullanın ve o boynuzu bulun. Ah kara yılan, bu küreye bir şans ver lütfen. Bu küre sadece bir küre değil, sihirli bir küre. Şimdi bize boğanın nerede olduğunu gösterecek. Bana bak Şişko, o kapan var ya, onu koparıp o kürenin yerine koyarım. Tanrı sana devasa bir vücut vermiş ama beyin vermemiş. Arı, bak arı, Mahis'in nerede olduğunu bul. Yılan kristali onda. Yılan kristalini alamazsam onu, ya, hey, onu bana Rocky'ye ver. Falan bakamayız. Bak ben Rocky'yi görmek istiyorum. Nerede bilmiyorum. O belki Shivangi'yi seviyor olabilir. Bana Rocky'yi hey bul arı, hadi. Bu kara yılan iyice aklını kaçırdı. Bir fikrim var. Ben şuna bir flüt çalayım. Sen de onu sepete kapat. Belki ses kesilir. Ben seni susturacağım. Nefesini keseceğim. Bana bak kara yılan. Bir son seni ben... İnsanların aşktan kör olduğunu duymuştum. Aşık kadınlar daha da kör. Kadınlar. O bir kadın değil. O bir yılan. Ve şu anda bu yılan tamamen aklını kaçırdı. Ayrıca aşk öyle kaseden alıp ağzına tadabileceğim bir şeker değildir. Bana bak drama kraliçesi. Sakın uyanıklık yapmaya çalışma. Bugün yoksa... gerçekten kafayı yedin evet, sen. Evet kafayı yedim. Bana bak arı. Arı Rocky ile görüşmek istiyorum. Rocky'yi bulmak istiyorum. Rocky'yi görmek Hayır, istiyorum. Bırak şunu. Ver onu. Bırak dedim. Ver. Bırak. Aman tanrım. Versene şunu. Bırak. Seşa. Bırak. Aman tanrım. Sizinle birlikte ben de bir hayvana döndüm. Tanrım nereye düştüm ben? Ah kemiklerim. Seşa. Üçümüz de yılan kristalini almaya geldik. Dur arı. Seni bir dakika içinde ezeceğim. Rocky'yi bulmak istiyorum. Bana Rocky'nin nerede Aman olduğunu tanrım. Göster. Göster. İkisini de bulun. Rocky'yi bulun ve o boğayı da bulun. Yılan kristaliyle boğayı bulun. Evet. Ruhlarını çağır. Tamam. Ey ruhlar. Ey arıların ruhu. Mahiş'in nerede olduğunu göster. Yılan kristaline sahip olan Mahiş'i göster. Bakın, boğa burada. Ama nereye gidiyor? Pançner konağı. Sanırım yılan kristalini bu konağa sakladı. Yoksa niye oraya gitsin ki? Öyleyse saygıdeğer ruhuna konakta ne olduğunu sor. Ey arıların ruhu, ey arıların ruhu göster. Mahiş'in yılan kristalini sakladığı yeri. Hey kara yılan, kenara çekil. Önümde duruyorsun. Senin yüzünden hiçbir şey göremiyorum. İkiniz de susun ve buraya bakın. Rocky! Rocky sana ne oldu? Rocky yaralanmış. Rocky! Rocky öldü. Onu kurtarmalıyım. Rocky geliyorum. Aha, dur kara yılan dur. Bak Rocky'nin peşinden gidiyor. Yılan kristalini nasıl bulacağız? Rocky'yi ne sen önemsiyorsun ne de ben. İkimizin de isteği nedir? Yılan kristali. Öyleyse Seşa'yı takip edelim. Oraya Rocky için gitti. Biz de yılan kristalini alırız. Vay canına arı kraliçe. İlk defa mantıklı konuşuyorsun. Hadi gel gidelim. Sen yılanların en güçlüsüsün. Yılanların şahısın. Sen sadakatimizsin, bizim gücümüzsün. Kocamın ölmesine izin veremem. Kendini göster efendim, lütfen göster. Artık kocamı kurtarabilecek tek kişi sensin. Bak, kocamın durumuna bak lütfen. Kurtar onu, kocamı kurtar. Yaşayanlar kurtarılabilir. Ben bir şey yapamam. Hayır. Hayır, o ölemez. Ölmesine izin veremem.
Ona zehrimi verebilir miyim peki? Bilge bana zehrimin öldürebileceğini ama aynı zamanda hayatta verebileceğini söyledi. Suşant'ı da kurtardım. Rocky'yi de kurtarabilirim. Hayır Şivangi, artık benim zehrim bile onu kurtaramaz. Ancak bir hayat varsa kurtarılabilir. Ölümden sonra hayat kurtarılabilir mi? Suşant'ın hayatını kurtardın. Çünkü o yaşıyordu. Nefes alıyor, yaşıyordur. Rocky ise... maalesef öldü. Hayır. O benim kocam. O ölemez. Aşkımızı doya doya yaşayamadık bile. Sen en büyük yılansın. Sen en güçlümüzsün. Yalvarırım kocamı kurtar. Şivangi, artık onu ne sen ne de ben kurtarabilirim. Onu kurtarmanın tek bir yolu var. Hangi yol? Söyle bana. Kocamın hayatını kurtarmak için her şeyi yaparım. Ona sadece tek bir şeyi hayat verebilir. Yılan kristali. Tamam o zaman. Yılan kristalini alacağım. Kocamı sığınağına bırakıyorum. Bana söz ver. Onu koruyacağına. Onu koruyacağına söz ver. Ve ben de... sana yılan kristalini... geri getireceğime söz veriyorum. Evet Şivangi, söyle. Feder, Feder tetikte ol. Mahesh sana geliyor. Lütfen beni bağışla. Ona boynuzun yerini söyledim. Bırak gelsin Şivangi. Sen bizi merak etme. Tanrı her zaman bizimle birliktedir. O bizi koruyacaktır. Tamam efendim. Koruma mı? Nasıl koruyacakmış? Peder! Arı! Daha hızlı sürsene! Daha ne kadar hızlı sürebilirim? Zaten hızlı sürüyorum. Bana bak karayılan. O zaten öldü. Şimdi arabayı hızlı sürdürerek benim de ölmemi istiyorsun. O artık gitti. Demek istediğim, ölü bir insanı kim kurtarabilir? Sonuçta o bir yılan değil. Yılana dönüşemez. Yerlerde sürünemez. Ölümden sonra hayata dönemez. İnsan işte her şey olabilir. Hayat yani. Ne yaparsın? Sen arabayı neden durdurdun? Ben durdurmadım. Öyleyse? Yeter artık. Benden bu kadar. Artık sizinle gidemem. Daha fazla bekleyemem. Ne? O nereye gitti? Of, oraya sürünerek gidecek. Yani ben ne olacağım? Oraya nasıl ulaşacağım? Hadi Amara, lütfen her zaman yaptığın gibi bir şey yap. Ve arabayı çalıştır lütfen. Buna ihtiyacım var. Bekle. Tamam. Araba... araba çalıştı. Hadi. Hiçbir şey yapamaz. Elinden hiçbir şey gelmez. Buraya bir adım dahi atsan, yanılsama güçlerim seni küle çevirecektir. Thank you.
Yanılsama güçleri mi? Gel bakalım yanılsama güçlerin ne kadar güçlüymüş görelim. Eğer o güçler gerçekten varsa yanıp kül olacak sensin. Bırak onu. Bu günah işliğim değil. İyi onu bırakacağım. Yanılsama güçleri. Onu bile yakamayan biri Mayış'a ne kadar zarar verebilir ki? Mayış, onu yapanın üzerindeki gücünü sınadın sen. Sen bir iblisin, günahkarsın ve bu mabette hiçbir iblis kazanamayacak. Yılanların efendisinin bu mabedinde ölümün bugün gelmiş olacak. Öleceksin. Ölümün mü? Mayış'ın ölümü mü? Bakalım şimdi bu karanlık gecede bugün kimin ölümü gelecek? Ey karanlığın gücü, bu yangını yağmurunla söndür. Çağır bakalım ölüm meleğini. Ben yenilmez güce sahibim yılan kristaline. Bugün kimse boynuzumu almama engel olamaz. Ne kadar da kibar bir itiş. Erkek misin sen? Üzgün. Bunu unutmuşum. Sen bir yılansın. Ama umarım bir şeyi unutmamışsındır. Ben Yüce Mayış'ım. Mayış! Thank you.
demiştin? Kimin ölümüydü? Maiş'in ölümü. Bir yılanı öldürmek istediğinde onu yakman gerektiğini duymuştum. Şimdi söyle bana, kim ölecek? Ben mi, sen mi? Ben değil. Sen. Vay vay vay. İşte ikinci yılan da geldi. Bugün tüm yılan dünyası burada toplandı. Ama hiç kimse beni durduramayacak. Hayır. Boynuzunu almana izin vermeyeceğim. Seni durduracağım. Tanrım bana yardım et. Peder. Tanrım bana yardım et. Peder! Sonunda boynuzumu geri aldım. Bundan böyle benim iki gücüm var. Boynuzum ve tüm güçlerin en büyüğü. Yenilmezi. Yılan kristali. Bugün benim iki de zayıf noktam var. Bir erkek, bir dişi yılan, boynuzumu kıran yılan, bugün kendi kırılacak. Burası yılanların mabedi. Sahi mi? O halde neden kurtaramadın? Mabedinizin bir hizmetkarı gitti. Şimdi sıra sizde. Eğer yapabiliyorsanız kendinizi kurtarın. Onu öldürmeyeceksin. Onu öldürmene izin vermeyeceğim. Demek izin vermeyeceğim. Onu öldürmek isteyen kim? Öldürdükten sonra oyun biter. Ama benim başlattığım oyun asla bitmeyecek. İkiniz de bitiremeyeceksiniz. Bu oyunda eğleneceğim. Bu oyunda çok ama çok eğleneceğim. Bu arada bu karanlık gece gerçekten çok güzel. Bu gece bu dişi yılan hakkında yeni bir hikaye yazacağım. Bugün bu yılan kristalinin gücüyle bugüne kadar kimsenin yapmadığını yapacağım. Bakın. Artık ortada yılan falan yok. Şekil değiştiren yılanlar değilsiniz. Bundan böyle hiçbir özel gücünüz yok sizin. Artık sıradan insanlarsınız ve öyle yaşayacaksınız. Ve onlar gibi öleceksiniz. Bugün her sıradan insan ölecek. Bugün öyle bir felaket yapacağım ki yankısı sizin o ölümlü kulaklarınıza ulaşacak. Ama hiçbir şey yapamayacaksınız. Siz sıradan insanlar.
Seşa geldi. Kara yılan geldi. Rocky neredesin? Kara yılan buraya geldi. Ama sana ulaşamayacak. Shivangi seni benim sığınağımda bıraktı. Ve benden seni koruma sözümü aldı. O yılan seni onun gözünden bile göremeyecek. Rocky! Rocky! Gerçek ve zaman dursun. Buraya kim gelirse gelsin kafası karışsın. Ne yakını ne de uzağa görebilsin. Her iki dünyamız da yok olsun. Gözden kaybolsun. Kara yılanın gözleri bizi görmesin. Zaman yavaşlasın. Bu dünya yok olsun. Ve o yılanın kafası karışsın. Rocky! Kara yılan, bugün bizi göremeyeceksin. Rocky! Rocky neredesin? Seni burada gördüğüme eminim. Tanrım yardım et. Tanrım yardım et. Rocky! Rocky biliyorum buralarda bir yerdesin. Seni bulacağım. Shishnag'ın mabedi. Bu duvar buraya nasıl geldi? Burada bir kapı vardı. Shishnag'ın mabedi vardı. Nereye kayboldu? Hey kara yılan, neden o duvara vuruyorsun? Herhangi bir duvar. Sadece çimentodan duvar işte. Buradan gidelim. Gitmeyeceğim. Rocky'm olmadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Rocky'yi umursamadığını çok iyi biliyorum. Senin kim olduğunu biliyorum. Gerçekten mi? Kimmişim ben? Kiralık ailenle ve kiralık duygularınla çevrilmiş tam bir seyyar tiyatrosun sen. Bak, Rocky'yi bulmama yardım etmezsen o tiyatronu kapatırım. Kiralık ailene senin kim olduğunu söylerim, tamam mı? Sizin büyük anneniz, sahtekarın tekidir. Gelinlerin, torunların sana çok saygı duyuyor, değil mi? Büyük anne, büyük anne deyip duruyorlar. Nasıl bir büyük anneysen, Rocky'nin babasını öldürdün ve sonra da parasının üzerine çöktün. Seni bir saniye içinde ortadan kaldırırım. De evet, istersem seni bu evden yollarım. Kiralık ailen seni evden atacak. Yaşlılıkta sokağa atılmak istemiyorsan bana yardım etmelisin. Yılan kristalini istiyorsan Rocky'yi bulmama yardım et. Yoksa kendin bulacak durumda olmayacaksın. Arı, neden burada duruyorsun? Rocky'yi bulmama yardım et. Neden etmiyorsun? Rocky ve Shivangi'yi birlikte görmüştüm. Tanrı bilir şimdi nereye gitti. Sakin ol Seşa. Rocky'ni hemen şimdi ortaya çıkaracağım. Ey arıların ruhu! Rocky'nin nerede olduğunu göster. Hey arı! Küren nasıl kırıldı öyle? Arıların ruhu nereye gitti? Bunlar bir yanılsama. Bana baksana sen. Bana Rocky'nin nerede olduğunu söyle yoksa seni patlatırım. Seşa! Biri bütün bu yere büyü yapmış. Bunu biliyordum. Biliyordum. Tam burada bir Shishnag mabedi vardı. Bu mabede doğru geliyordum ve aniden kayboldum. Ve kapı da gözümün önünde kayboldu. Bu duvar buraya nasıl geldi? Daha önce burada değildi. Rahatla Seşa. Seşa, arılarım senin Rocky'ni getirecek. Peki ya arıların da bu küre gibi patlarsa? Böyle bir şey olmayacak. Rocky'n sana mutlaka gelecek.
Peder bizim için ve yılan kristal için kendini feda etti. Onun fedakarlığı boşa gitmeyecek. Ne yapacağız Shivangi? Mahiş artık çok güçlü. Bizim gücümüz kalmadı. O zaman biz de o güçleri bize verenden tekrar isteriz. Biz kendimizi ona adadık ve o bizim efendimiz. Efendimiz bize güç verecek. Rudra, bugün onun adını söylemek bile yardımcı olmuyor. Ne yapmalıyım anlamıyorum. Ama bir şeyler yapmalıyız. Ben ne yapacağımı biliyorum. Mahiş giderken ne demişti? Bugün her sıradan insan ölecek. Bugün öyle bir felaket yapacağım ki yankısı sizin o ölümlü kulaklarınıza ulaşacak. Ama hiçbir şey yapamayacaksınız. Bunun anlamı... Bunun anlamı Mahiş fazla uzağa gitmemiş demektir. Yakınlarda bir yerde olmalı. Ne yaparsa yapsın burada olacak. Bizim duymamızı istiyor. Masum insanları öldürerek bize eziyet etmek istiyor. Çünkü elimizden bir şey gelmeyeceğini biliyor. Bir şeyler yapmalıyız. Onu durdurmalıyız Rudra. Hadi gidip onu bulalım. Hadi lütfen. Sen doğuya git. Ben de batıya gideceğim. Vay canına. Mükemmel. Görünüşe göre festival başladı. Büyük törenler yapılmak üzere. Çok iyi Mahiş. Doğru zamanda doğru yere geldin. Burada bir sürü inançlı insan vardır muhtemelen. Onların olduğu yerde Mahiş de olmalı. Bir zamanlar Mahiş onlar yüzünden öldürülmüştü. Şimdi de Mahiş... Bunların hepsini, buradaki herkesi tek tek öldürecek. Geriye sadece taştan heykeller kalacak. Hiçbir şey yapamayacaklar. Bu Kalyuk. Buraya sadece Mahiş gelebilir. Size kimse yardım edemez. Mahiş geldi. Hem de tam zamanında geldi. Ölümünüz geldi. Ölecek. Hepsi birlikte ölecek. Kraliçe arı. Arıları neden hala gelmedi? Sabırlı ol, gelecekler. Hangi uçakla geliyorlar ki? Hala inemediler. İşte geliyor. Kraliçeye selam olsun. Kraliçem, Rocky'yi her yerde aradım ama bulamadım. Onu bulamadın mı? Onu nasıl bulamazsın? Seni de aynı Magna'yı ısırdığım gibi ısıracağım. Seşa, dur. Neler oldu detaylanma. Kraliçem, Rocky'yi bulamadım ama şeyleri buldum. Kimleri? O Rocky'nin karısı Shivangi ve o Mahiş. Söyle bana, neredeler? Onlar şu anda mabetteler. Seşa dur. Nerede? Mahiş nereye gitti? Bir masumun canını almayı aklından bile geçirme. Yoksa... Yoksa ne? Burası bir mabet. Yani? Yani korksan iyi olur. İyiliğin gücü geldiğinde tüm karanlık güçleri yok eder. Yılanı yok ettim ama saçma tavırları hala duruyor.
Unutma, sen sadece bir insansın. Güçlerin sınırlı. Ama ben Mahiş'im. Bugün öyle bir yıkım yaratacağım ki... Siz sadece izleyeceksiniz ve hiçbir şey yapamayacaksınız. Böyle bir şey yapmayacaksın. Bunu başarmana izin vermeyeceğim. Öldüreceğim. Ve her şeyden önce seni öldüreceğim. Ben sadece üfleyeceğim ve sen bir lamba gibi söneceksin. Nerede? Mahiş nereye gitti? Mahiş neden o mabede gitti? Neyin peşinde? Neden o ağaca öyle bakıyor? Ağacın içine girdi. Bunu neden yaptı? Rocky nerede? Shivangi. Gördüm. Rocky'nin kanının aktığını gördüm. Yaralanmıştı. Shivangi sen de onunlaydın. Ve şimdi buradasın. O zaman Rocky nerede? Söyle bana nerede o? Onu kurtarabilmek için çok uğraştım. Onun için gerçekten uğraşsaydın durumu böyle olmazdı. Ben gerçekten üzgünüm. Ben sana kızgındım Shivangi. Rocky'nin seni sevdiğini ve seninle evlendiğini biliyorum. Ama ben hala Rocky'yi çok seviyorum. Ve senin de onu sevdiğini biliyorum. Onu seviyorsun değil mi? Evet. Shivangi. Rocky'nin hayatının tehlikede olduğunu biliyorum. Bu yüzden buraya geldin. Buraya neden geldiğini bilmiyorum. Rocky'nin hayatı tehlikedeyse... O zaman ikimiz birlikte onun hayatını kurtarmalıyız. Bana Rocky'nin nerede olduğunu söyle. Sana söylemeyeceğim. Onu Sheshnag'ın sığınağında bıraktığımı söylemeyeceğim. Bana Rocky'nin nerede olduğunu söyle. Hastanede. Yalan söyleme bana. Onu Punchnir konağında gördüm. Oradaydı. Evet, oradaydı. Ama onu orada ölüme terk edebilir miydim? Onu oradan alıp hastaneye götürdüm. Belki birileri onu kurtarabilir, bilmiyorum. Orada yardım edebilirler. Ama o sadece bir insan. Ne olacağını bilemeyiz Sasha. Ama hayatı tehlikede. Ve o her an ölebilir. Onu kim öldürecekti? Söyle bana, onu kim öldürecekti? Senin erkek arkadaşın Mahiş. Hayır. O benim erkek arkadaşım değil. Rocky'mi kim öldürdüyse benimle hiçbir ilgisi yok. Bak Shivangi, Rocky'yi çok seviyorum ve... sevdiğim adamın ölmesine izin vermeyeceğim. Sevdiğimiz adamı kurtarmak istiyorsak... birbirimize yardım etmeliyiz Shivangi. Mahesh'i ikimiz birlikte bulmalıyız. Ve yılan kristali... Yılan kristali Rocky'nin hayatını kurtarabilecek tek şey Shivangi. Sadece yılan kristali onun hayatını kurtarabilir. Söyle bana Shivangi. Bana yardım edecek misin? Sen benim düşmanımsın. Annemin katili.
Ama bugün Rocky'yi kurtarmak için sana yardım edeceğim. Sana Mahesh'in nerede olduğunu söyleyeceğim. Gel. Ruchika, neye bakıyorsun öyle? Mahesh'i en son bu ağacın yanında gördüm. Belki de bu ağaca bir şey saklamıştır. Bir şey buldun mu? Henüz değil. Ama çok yakında bulacağız. Shivangi, bir şey istesem yapar mısın? Söyle. Bir süreliğine sen o tarafa git. Ve buraya bakma. Bunu neden yapmanı istediğimi sana daha sonra anlatacağım. Ağaç mı yoksa dağ mı? Neden kırılmıyor? Peder, lütfen bize yardım et. Peder, kocam tehlikede. Lütfen bize yardım et. Çocuklarım, durduğunuz yerde size sadece bir tek kişi, tek bir kişi yardım edebilir. Mabedin koruyucusu. Bu mabedin yılanların kralı Nakraç'a ait olduğu söylenir. Bu yüzden bugün hala burada yaşayan erkek ve dişi yılanlar var. Burada gerçek bir kalple istenen her dilek yerine getirilir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.